Festivalimiz tam 22 yaşında. Gencecik bir fidan. Bize kaç gündür şu eleştiriler geliyor. Diyorlar ki Dersim Festivali yorgun. Dersim Festivali yorgun deyiz. Bizler küllerinden doğan bir halkız. Bizler 100. yılda göreceğiz. 100. festivalimizde göreceğiz. Bu günleri yaratanlara, denizlere, mahirlere, İbrahimlere, mazlumlara bin selam olsun. 31 Mart yerel seçimlerinden sonra Dersim halkı bize büyük bir görev ve sorumluluk verdi. Dersim'de eş başkanlar olarak tarihi bir sorumluluk aldık. Bizler de bu bilinçle ve Dersim halkının bize vermiş olduğu bu yetkiyle 4 aydır görevdeyiz. Kentin her yerinde, her bucağında gece gündüz çalışıyoruz. Biz buradayız. Kendimizi de, kentimizi de hep birlikte yöneteceğiz. Sizleri Muzur'un coşkusuyla, Zap'ın direnişini selamlayarak saygı ve sevgiyle selamlıyorum. O misafir hatın. 22.sini kutluyoruz. Munzur Kültür ve Doğa Festivali'nin Dersim coğrafyasının yağmalandığı, köylerin yakıldığı, canlarımızın katledildiği o 90'lı yılların karanlık süreçlerin sonunda yürekli Dersimliler, yürekli Dersim dostları bu coğrafyaya, kutsallarımıza, tarihsel değerlerimize, dilimize, kültürümüze, Kürtlüğümüze, alemlerimize saldıran güçlere karşı evet dedi. Bedel ne olursa olsun bizim Dersim coğrafyasında olmamız lazım. Doğa katliamına, kadın katliamlarına, ayrımcılığa, ırkçılığa, dinciliğe, cinsiyetçiliğe karşı bu topraklarda mücadelemiz devam edecek. Hiç kimse bizi Kültür Bakanlığı'na bağlayarak inancımızı, hakikatimizi tanımlayamaz. Bizim gerçeğimiz bu diğer topraklarındadır. Biz o gerçekle yaşayacağız, o gerçekle ayakta duracağız ve o hakikat yolunda mücadelemizi sizlerle beraber burada sürdüreceğiz. Bunun için daha fazla örgütlü olmak zorundayız. Daha fazla beraber olmak zorundayız. Daha fazla birlik olmak zorundayız. Birliğimiz daim olsun. Ve su var be. Dumaya veşide. İkinci yüzyılın bir savaş yüzyılı olmasına izin vermeyeceğiz. Bakın 2013-15 yılında bu ülkede çözüm müzakere süreci adına bir dönem yürütüldü. O dönemde Kürt Halk Önderi Sayın Öcalan'ın bu ülkede barışın sağlanabileceğine dair yürütmüş olduğu mücadelenin kendisi sadece Kürdistan'da değil, Türkiye'de de karşılık buldu. Ve bugün çok iyi biliyoruz ki İmralı'da tecrit edilen şey Türkiye halklarının ortak yaşam iradesidir. İmralı'da tecrit eden şey kalıcı bir barışın, demokratik bir çözümün engellenmesidir. Bunun farkındalığıyla siyasetimizi yapıyoruz. Bunun farkındalığıyla buluşmalarımızı yapıyoruz. Yalnız değiliz. Tıpkı Dersim'de canı uğruna mücadele etmekten, değerlerini savunmaktan vazgeçmeyen ve hayatını yitiren bütün mücadele arkadaşlarımız, bütün yol arkadaşlarımız gibi. İki gündür izliyorsunuz. Gençlerimiz halay çektiği için, gençlerimiz zafer işareti yaptığı için, gençlerimiz demokratik hakkı olan sözlerini ve sloganlarını söyledikleri için gözaltına alınıyor, şiddete maruz bırakılıyor. En azından gözaltında olan arkadaşlarımız için bir
bayrağını birlikte atalım ve en büyük değerimiz olan zafer işaretimizi hep birlikte yapalım değerli arkadaşlar. Ne elimizi indireceğiz, ne mücadelemizi vazgeçeceğiz, ne de geleceğimizi bizim karşımızda konumlanan silah sanayisiyle yandaşlarını zengin eden, Kürt halkının ölümüyle iktidarını devam ettirmeye çalışan, kadın cinayetlerini meşrulaştırmak için kadın düşmanı kontra güçlerle ittifak kurarak yürüten bu iktidara... Ağlama der isimli oy oy oy, gelirim sana, çıkarım karşına. Yeah.